Hafızım selamun aleyküm. Sabah nur, sabah bereketli ve hayırlı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü ruhu min emri rabbi. E, şimdi ruh hakkında malum işte. Bilin, bu bir ayette malum. E, Rabbinin emrindendir diyor. Ruh, Rabbinin emrinden. Emrini, ruh nedir? İlk önce ruhun hakkında kısaca bilgi vermeye çalışayım. Bu nasıl bir şeydir? Kimlerde var? İlk yaratılmak ne demek? Sonra Adem Aleyhisselam'ın cesedine böyle sal, sal böyle ona öfledim ne demek? Şimdi ruh benim Risale-i Nur külliyattan Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinden şu anda hatırıma kalan bizzat masamda oturmadım da ama sen acele istedin. Oradan kalan şeylerle ruh hakkında hatırıma gelen sorulara cevap vereceğim. Ruh nedir? Mahluktur. Yaratılmıştır. Vücut haricisi vardır. İçinde ne vardır? Dört tane sistemin bütünlüğüdür. Zi hayattır, zi şuurdur, kanunu emridir, vücudu haricisidir. Bu ne demek? Allah'ın subutu sıfatından zi hayat, subutu sıfatının perdesiz, süretsiz, hay sıfatının en cami taayunu ve teşahhusudur. Yani şöyle diyeyim. Bir tayin var, bir de pekmez var. Tayin pekmez. ikisi ayrı. Karıştırırsan orada ne tayin kaldı, ne pekmez kaldı. Başka bir şey oldu. Helva gibi bir şey oldu. Şimdi ben, şimdi bir tabak gibi düşünelim. İçine Cenab-ı Hak hayatı koydu. Subutu sıfattan hayatı koydu tabağa. Misal yani anlamak için tabi. Zor sonra zi şuurdur. Yani ruhun dört hakikati var. Dört dört anasırı var. Dört içerisi yani. İçinde dört tane sistem çalışıyor. Adı ruh. Ne var bu adamın içinde? Adı masa. İçimde ne var? Karaciğer var, böbrek var, dalak var, var da var. Değil mi? Ha. Ruh denilen şeyin içerisinde dört tane sistem çalışıyor. Zi hayattır. İki, zi şuurdur. zi şuur ne? Allah'ın sıbutu sıfatından ilim. Yani pekmezin yanına tayini de koyar gibi. Hayatın yanına ilmi de koy. Allah'ın sıbut ilmini de koy. Zihayattır dedik. Zi şuurdur. Kanunu emridir. İrade. Koy. İrade koy. Onu da kat. Vücudu haricidir. Kudreti koy. O zaman ne oldu? Yani tayin pekmez karıştırır gibi. Allah hayatı, ilmi, iradesini ve kudretini karıştırdı. Bunu karıştırdı. Sonra bunu, bu dört tane hakikati macunu eee zatı esmalarla böyle paketlediği yani sarmaladı zatı esmalarla sonra e, fiili esmalarla buna bir cilve cemal nakış sanat diye e, ona da ceset giydirdi. Demek ki ilk önce ruh sonra eylemlerden Ruh, Cenab-ı Hakk'ın emrindendir. Ne demek? Kulü ruhu min emri Rabbi. Allah kendi subuti sıfatının hay, ilim, irade ve kudretin hulasası. Zatı sıfatlarla, ismi azamlarla onu böyle bütüne getirdi. Hepsini karıştırdı. Ona bir vücut giydirdi. Esma-i hüsnalar, esma-i fiiliyeler, e, fiiliyelerin cil ve cemal nakış sanatı ile Adem Aleyhisselam'ın cesedini yarattı. Halakal al insanı insan sani kelfa hal işte. Nedir o? E, Allah esma hüsnasını ve esma-i ile bütün isimlerini e, Adem'e hem de öğretti o demek bu sistemi yani bu vücudu esma-i fiiliyeleriyle yarattı kargaz. Kargaz bina gibi. Sonra o emrinden olan ruhu getirdi buna koydu. Bunu daha iyi anlamak için şöyle örnek vereyim. İnsanın bir şey anlatma meyli kalbinden başlar. Meyl'in kaynağı meyil kalpten başlar. Kalpteki latife insaniyeden boyalanır o meyil, etkilenir. Sonra kalbin bir aşağısı olan vicdana gelir. Vicdanda vicdaniyatı alır, hisleri alır. Sonra dima gelir. Dimada fikir, düşünce, malumat, zanlar, ilimler, tarafgirlikler falan onlardan da alır. Sonra insanın kuvey i hayaliyesine gelir. O kalbindeki me meyil. Ee, Kuve-i hayaliyesine gelir. kuve hayaliyesinde bu kalpten çıkıp vicdandan etkilenerek dimağın kafanın içinde tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat denilen yedi tane mertebenin, şimdi onlara girmiyorum ne var içlerinde. Onlardan da alarak en son kuve hayaliye gelir. Hayal latifesine gelir. Dima. Bu e, manaya uygun elbise biçilir. Kelam. İşte kalpten mana çıkıp kalbi, vicdanı ve dima, aklı e, taşıyan o manaya elbise giydiriliyor kuvve hayaliye de o elbisenin adı kelamdır. Ve kelamı ben şu anda konuşuyorum. Karşı iki tarafımı atıyorum. Mesela şu anda karşımda doktor var. Dinliyorsun veya işte ben şu anda kaydımı sen dinliyorsun. Kaydımı dinleyenliğin için söylüyorum. Kelam nedir o zaman? Kelam ta kalpten başlamış süreci vicdandan da, akıldan da alarak ona uygun bir elbise biçilmiş. Bu elbisenin adı kelamdır. Söyleme şeklim, böyle el, kol, göz hareketlerim, samimiyetimi gösteren vücut hareketlerine de uslup denilir. Sonra ağzından kelamla ben karşımda şu anda doktor var kulağına öfürüyor. Kulağına geliyor. Kulağına benim kelamım girdi ne oluyor? Öfledim. Kulağım ben şu anda seninle konuşuyorum. Öfledim demektir. Konuşmak, öflemek. Sonra benim o ağzımdan çıkan kelam kafana geldi doktor. Kafadan aldıklarını oraya bırakır. O kelam eğer vicdanımdan çıkmışsa vicdanım vicdanımdan çıkanı da seni vicdanına bırakır, etkiler. Benim kalbimden çıkmışsa o mana senin ta kalbine kadar bu kelam gider. Ben sana ne yaptım? Öfledim. Yani kendimi sana taşıdım. Mesela şöyle örnek vereyim daha iyi anlaşılır. Dağın tepesinde su çıksa ve arı, arı durudur, saf sudur. O su yukarıdan aşağı inerken otlardan geçer, onlardan bir şey alır. Ağaçların arasından geçer, taşların arasından geçer, madenlerin arasından geçer. Ne bileyim hayvanların otladığı yerlerden geçer. Vadiye indiği zaman o su dağda çıktığı gibi değil. Bazılarından mesela e, eritir madenleri üzerine alır. Bazılarına sürükler su. Bazısının kokusunu alır. Bazı otlardan geçerken rengini boyalanır. Yani dağın tepesinden çıkan su vadiye inince ne kadar değişiyorsa kalpten çıkan mana eğer halis bir adamsa, samimi ise, sözünün eri ise, yaşıyorsa kalpten çıkmışsa bunu karşıya öflediğin zaman yani karşıya konuştuğun zaman kalbimden çıkan mana senin kalbini vicdanımdan gelen kelam vicdanımdan geliyorsa senin vicdanını dimağımdan, aklımdan, itikadımdan, imanımdan geliyorsa o kelam senin imanını, itikadını etkiler. Oraları taşıyor su gibi. Üfledim demek, şimdi üflemeyi anlatayım, ruhu anlattıktan sonra. Allah kelamını okumak, Celle Celaluhu Celle Şanu Amenü Allah'ın ayetini okumak, Kur'an okumak. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah ile konuşmaktır. Kitaplıktaki kitabın adı Musaftır. Bu Musaftır. Kur'an değildir. Kur'an mahluk değil. Musaf mahluk. Ne demek? Kitap, sayfadır, mürekkebi vardır. Kur'an nedir? O Musaf'ı okuyan kişi okuyanda uyanandır. Onun için herkesin Kur'an'ı kendisine az oluyor. İşte evet. mucize bu. Çok garip. Herkesin Mustafa aynı, Kur'an'ı farklı. Cennetteki şey gibi. Mesela herkesin Allah'a aynı ama herkesin Rabbi farklı. Herkes Rabbini görecek cennette. Allah'ı görmeyecek, Rabbini görecek. Rabul Alemini değil. Bile değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte böyle gördü. Demek ki... Kur'an'ı okumak Allah ile konuşmaktır. Ne demek? İçerisindeki o kelamın içinde olan, Kur'an kelamının içinde olan Cenab-ı Hakk'ın esmai fiiliyesi, esmai zatiyeleri, ismi azamları Kur'an'da yok mu? İçinde var. Sonra gir içeriye Allah'ın subutu sıfatları, Allah'ın zatı sıfatları, Allah'ın şunatı zatiyeleri hep kelamında var müzmir yani gizlenmiş bulunuyor. Paket halinde bulunuyor. Nasıl ki ben konuşurken şu anda niyetimi, e, ilmimi, kalbi hassasiyetimi, ruhtaki imanımı ehli kelamımdan anlar. İşte bak ben beni ne yapar? Kelam dışarıya taşır. Kişinin karşısından ağzından çıkan kelamla adamın içini seyredersin. Mahkematta geçiyor Bediüzzaman Hazretlerinin şeyinde Hazreti Ali de diyor ya kişi dilinin altındadır Bediüzzaman Hazretleri diyor ki e, kelam tabiattan çıkan fıtrattan çıkan kelam kişinin karakterini gösterir kelam nedir aynı zamanda ruhun ki, yani konuşunca kişi kelamla ne yapar ruhunun nüfus cüzdanıdır dışarıda bu adam kim tamam. kelam Kişi dışarıya taşır. Şimdi kelam ne var? Allah'ın Kur'an'ının kelamında niye tesir var? Çok genişlettim biliyor musun? Çok zengin oldu. Yani biraz o, ruhtan çıktım kelama da girdim çünkü kelamda bilinmesini istedim. Evet. Mesela diyor ki Cenab-ı Hak meydan okuyor 14 asırdan beri. Bir bir ayetim ismini getiriniz. Biraz mübalağa gibi gözüküyor. Niye diyemez? Olmaz. Niye olmaz? Mesela. Misal vereyim mealen. Ey Sema suyunu kes. Cenabat diyor. Ey ar suyunu yut. Buna benzer insan diyemez mi? Ey bulut şu anda ben diyorum. Bak doktor bulut var. Ey bulut hareket ediyorsun dur. Devam ediyorum. Ey bulut yağmuru bırak. Oldu mu doktor? Niye olmadı? Ha Allah'ın kelamında Allah der olur, olurken der. Allah'ın kelamında ilim, irade, kudret var. Yani kelamın içinde yaptırıcılığı var. Ey sema, suyunu kestediği anda kesiliyor. Yani kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ediyordu ondan. Benim kelamımda ilim, irade, kudreti tazamun etmiyor. İlim var ama kudret yok. Mesela ey bulut dur. Durdu mu? Kudret yok çünkü. Onun için söylenilemez yani. Kela Allah'ın kelamın bir gibi kendi çünkü kelamın içerisinde Allah'ın kelam sıfatının içinde ilim, irade, kudret var. Nasıl var? Bir mühendis sahasında konuşsa nasıl ki koca 20 senesi var. Bir elektrikçi elektrik bir şey takıyor. Pat 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 takıyor. Ne var lan? Ben de yaparım gö gö gözüküyor. Yapamazsın işte. Çünkü e, 20 sene elektrik tecrübesi var adamın. Ben de bu arabayı böyle sürerim. Ya kardeşim 20 seneli kamyonluk şu, tecrübesi var adamın. Fiil aynı. Ama kelam aynı değil. Ee, şimdi gene gelelim ruha. Yani ne kadar desek azdır. Ruh eee Adem Aleyhisselam'a öflemeden önce de vardı. Şu dört tane şey eşittir hafızım. Allah hiç kainatı yaratmadan önce ilk önce nuru Muhammedi yarattı. Evelu ma halak Allahu nurihi. Mestevi'de geçiyor Bediüzzaman Hazretleri'nde. Allah diyor Peygamber Hazretleri Selam Keşul Kafa ve 7-8 tane orada yazdım, kaynak yazdım. İlk önce benim nurumu yarattı diyor. O nurun adı Muhammed'dir. Mustafa değil, Ahmet değil, Beşir değil, Tayyip değil. O nurun adı Muhammed. Onun için camide Allah ve Muhammed yazar. Muhammed yerine Ahmet yazsan olmaz. Yani çünkü Muhammed insan ismi değil. İnsana denmiş de insan ismi değil. Allah var varken hiçbir şey yoktu. İlk önce Allah nurumdan yarattım. Nur ilk önce benim nurumu yarattı diyor. O nurun adıdır. Tamam? Ha. Onu misal verirsek kökteki çekirdek. Ağacın çekirdiği nuru Muhammedi. Bak peygamberimizi tavsif edeyim. Kökteki ağacın kökteki çekirdeğine sikke denilir ve nuru Muhammedi bunu ihlasta uygulayayım. Kulu <gülü> vallahu ehad. Kökteki çekirdek. Sonra ihlasın Kulu <gülü> ehad. Allahu semet lem yelid ve lem yulet ve lem yekun kufuven ehad. Sonunda da ehad. O ilk ehad ağacın kökteki çekirdek. Küllehu <gülü> küfüven ehad ise meyvedeki çekirdek. Meyvedeki çekirdek ee, kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Ne aynıdır ne gayrıdır. Ne demek? Semadaki güneş e, aynaya vurduğu zaman aynadaki güneşi ne denilir? Ne aynıdır ne gayrıdır. Güneş değildir ama değil de değildir. Çünkü nurani şeylerin e, yansımaları da nuranidir. Mesela sen lavaboda baksan, lavabo aynada senin görüntün nurani değil. Bir yere yansınta, yansıtamazsın. Ama güneş bir aynaya vursa aynayı da biz bahçeye tutsak budurma tutsak aynadaki güneş budurma gider mi gitmez mi? Nur olduğu için gider. İşte e, o ayna ayna ruhtur aynada gözüken e, güneş ise nur muhammedidir ondan hepimizde var gene başa geliyor. Cenab-ı Hak diyor ki ilk önce ben, şey, peygamberimiz diyor ki benim nurumu yarattı. O çekirdek, kökteki çekirdek. Nurumu yarattı diyor. Sonra o nurdan bütün eflakı yarattı. Yani neye benziyor? Zor değil bu anlamak. İlk önce Allah ağacı yaratmadan önce çekirdeği yarattı. Kanunu bu Allah'ın. Her şeyin ilk önce özünü, kaynağını yaratıyor. Kökteki çekirdeği yarattı. Sonra kökteki çekirdek ağaç oldu. Sonra geçmişi geleceğe taşısın ve çoğalsın diye Allah o ağacı sağıyor, bütünlüyor, meyve yapıyor. Meyve yapıyor. Ondan sonra meyvenin içerisinde çekirdek yaratıyor. Çekirdek nedir meyvedeki çekirdek? Geçmişi, maziyi, geleceği taşımak içindir. Gelecek senenin en güzel delili nedir? çekirdeğin olmasıdır. Çekirdeği yar yaratarak Allah geleceği kastetmiştir. İnsanların hafızasını yaratarak ahireti kastetmiştir. Geleceği düşünülmezse program yapılmaz. Ha, şimdi bu arada hemen şunu da geçiştireyim. Kökteki çekirdeğin adı nuru u Muhammedi. Ağacın sonundaki meyve eee e, Şahsiyeti Ahmediye. Ahmet diye. Ahmet aleyhissalatü vesselam. Peygamberimizin beşeriyeti. Koca olması, baba olması, komutan olması, kul olması, abdina. Ağacı meyvesi. Onun için Ahmet denilir. Kökteki çekirdeğe Muhammed, meyveye Ahmet. Ağacın zahirisine ne denilir? Hakikatı, hakikatı diye denilir. Ağacın görünüşüne yani. Hakikat Ahmedi. Ağacın görün gözükmeyen e, şey ne denilir? Ağacın arka tarafı böyle makina tarafı. Mahiyeti mahiyeti Ahmediye denilir. Hakikat değil mahiyet. Komple ağaca ne denilir? Şahsiyeti Muhammediye denilir. Hı. Hepsini toplarsak. Çok genişlettiğimi biliyorum. Konu çok dağıldı ama yani bunu genel bir bilgi olsun böyle hulasa bilgiler olsun diye şimdi Allah ilk önce kendisi var iken hiçbir şey yaratmadan önce ilk önce nuru muhammedi yarattı bu nedir bu nuru muhammedi zatının tayyunu ve teşahusu. İmam ı rabban de bunu çok zikreder mübarek Allah şefaatine mazhar eylesin beni çok etkileyen 3-4 e, tane insandan bir tanesidir. Beni Bediüzzaman İmam-ı Rabbani Hazretleri, Müiddini Arabi Hazretleri e, ondan sonra beni çok etkiler yani bu şahsiyetler. İlk önce Nuru Muhammedi yarattı. Nuru Muhammedi yaratmasıyla, çünkü Peygamberimiz ha ilk önce onu anlatmadan şey anlatayım. E, ruh kimlerde var? Taşlarda, bitkilerde, ruh yok. Taşlar camit denilir, bitkilere zihayat denilir. Ondan sonraki hepsi meleklerde, cinlerde, ruhanilerde ruh var. Ruh var ya. Yani. Tamam. Ruh var. Şimdi Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce salsal sal, şey vardı yani. Melekler vardı. Cinler vardı. Şeytan vardı. Bunların ruhu var. Ya. Ya o zaman nasıl oldu diye. ilk önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim nurum yaratıldı diyor. O nuru Allah imbisat ettirdi ve inkışaf ettirdi. Mahlukatı oradan yarattı. O, o nuru Muhammed'i ruhu, kulü ruhu min emri Rabbi o. Yani ruhun cevheri. Ruh mahluktur ama nuru Muhammed'i mahluk değil. İlk önce diyor mesela Ruh diyor Rabbim'in emrinden emrindendir. Yani ilk önce emri yaratıyor sonra ruhu yaratıyor. Kulu ruhu min emri Rabbi Allah ilk önce emr sonra ruhu çıkartıyor ondan. Emr ne demek? Evvelu ma halakallahu nurihi İlk önce benim nurumu yarattı diyor. Allah o emr ne demek? Allah dedi yani ta haşa, ta küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür değil. Düşünmek için söylüyorum. Karar verdi. Ben mahlukatı yapayım, bayna ayna olsun ki cemalimi seyredeyim. Dedi, bu karar vermek irade işte. Bu emir. Kulli <gülü> ruhu min emr, emri Rabbi. Rabbinin emri yani irade etti. İrade etti yaratayım. Programını çizdi ilim. Ee, neyle yapacağım Allah taşı, kayayı, toprağı, arşı, kürsü, cenneti, melekleri, Cebrail'i, Mikail'i, Safin'i. Peki nereden getirecek bu taş toprağı? Nereden yaratacak bunu? Taş nerede? Ne olacak? Hayattan. Allah kendisi dışında yaratılan bütün mahlukatı, cennet, cehennemi dahi, Mikail, İsrafil, Arzail, taş, toprak, kadın, erkek, hepsinin yarat şey, yaratılma e, maddesi hayattan yaratılmış. Yani nasıl olmuştur diye şey yaparsan, e, hafız veya seni dinleyen nurdersi.com sitesinde ruh yazsın, ruh hakkında dersleri dinlesin. 5-10 tanedir harika bilgiler var böyle öz. Nasıl hayattan yarattı diye merak eden olursa. Demek ki emr kulü ruhu min emri Rabbi, Rabbimin emrindedir. Allah karar vermesi. İlk önce karar verdi, o emr. So, o nur Muhammed'idir. Sonra Allah ruh yarattı. Yani ilk ruh. Bütün herkesin. Cebrail'i, Mikail'in, Asraf'in ruhu yarattı. Ha bu arada bir şey diyecektim. Atladık onu. Dört tane şey aynıdır. Ama hakikatler farklı. Bir, Kur'an. 2- Allah'ın dışında yaratılan şeceri hilkat aynıdır. 3- insan. 4- İslamiyet. Aynıdır. Ha bu arada hafızlara da dinleteceğin için o çok önemli hafızlar için şu söyleyeceğim. Her şeyin ama her şeyin dört şekilde bakılmasa nakıs olur. Olay çözülemez. Her şeyde dört şekilde bakılır. Kanunu ilahidir bu. Nedir o? Anı anlatayım. Kur'an'a da öyle bakacağım. Bir, her şeyin bir sureti var. Görünüşü var. İki, gir içeriye. Her şeyin bir görünüşü var. Sureti. Gir içeriye. Kan yani soğan gibi düşün. Diş kabuğu. içeriye gir. Bir, her şeyin bir sureti var. Görünüşü. Gir içeriye. Her şeyin bir kanuniyeti var. Gir içeriye. Her şeyin bir hakikati var. Gir içeriye. Her şeyin bir maliyeti var uygulayayım. Mesela imanın sureti eylemdedir. Helal, haram ne kadar dikkat ediyorsan imanın sureti o. İman sana neleri yaptırmamış. İman sana neleri yaptırmış. Namazı yaptırmış, haramı yeter. İmanın sureti var. Gir içeri, imanın insanda kanuneti var. İç aleminde Allah'a karşı teslim, tevekkül, itimat ve kanaatın nasıl? İmanın kanuniyeti bu. Eylemde bak. Eylemde namaz niyaz gözüküyor. Takvalı, takkeli dolaşıyorum. Küfre boyun eğmiyor mesela. İmanın sureti bu. Dağlar gibi imanı var adamın. Kanuniyeti e, teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. iç aleminde bunlar ne kadar inkişaf etmiş. Allah'a, Allah ile Allah ne kadar kanaat ediyorsun? Allah'a kanaat etmek. Ne demek Allah'a Allah'ın sana biçtiği rolü? tenkit etmeden razı olmak. Sana neler nasip ettiyse razı olmak. Bu nedir? İmanın kanuniyeti. Şimdi imanın hakikati nedir? İmanın hakikati esma-i ilahiyelerin bütünlüğüdür. Esma ve sıfatların hepsinin bütünlüğü. Pekmez tayin karışmıyor. Hakikati da bu. İmanın mahiyeti nedir? Allah'tadır. Ee, saadettin Teftezani şöyle der. Cüz iradenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur diyor. Bediüzzaman Hazretleri işaret icazda bu zatın sözünü koyuyor. İman nedir? Teftezani Hazretleri diyor ki irade-i cüz'yenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur diyor. Yani zatındadır. Allah ha uygulayayım. İmanın sureti nedir? fiillerimizdir. Kanuniyeti nedir? İç alemimizdeki boyalanma. Sibgatullah Allah'ın boyası. Nedir o teslim, tevekkül, itimat kan. İmanın kanuniyeti nedir? Şey, hakikati nedir? Esma ve sıfat ilahi alemidir. İmanın mahiyeti nedir? Allah'ın zatındadır. Şimdi Kur'an'a yapayım ben bunu. Kur'an'ın sureti nedir? Musaftır. Şu kitaplıktaki kitap Kur'an değildir. Öyle diyoruz da ama musaftır, sayfalanmıştır. Bu sureti mahluktur. İmanın sureti mahluk olduğu gibi haram yapmıyoruz, namaz kılıyoruz. Kur'an'ın kanuniyeti nedir? Kur'an'dır. Ne demek? O kitaplıktaki, bir sıcak su var. ha. Ki şeyi kitaplıktaki otur. Kitaplıktaki Musaf'ı doktor aldın okudun. Sende ne uyandı? İrfan, ilim, fazilet, erdemlik, vefa. Heh, sende uyananların adı Kur'an'dır. Okuyan da uyanana denilir Kur'an. Yoksa kitaplıktaki kitabın adı Kur'an değil. İlmi konuşuyor şimdi. Demek ki Kur'an'ın sureti Kitaplıktaki musaftır. Gir içeriye. Her şeyin ama. Sureti, kanuneti, hakikati, mayeti. Kanuneti nedir? Okuyan Müslümanda uyananlardır. Erdemli, kemalat, Sibgatullah. Allah'ın ahlakı. ekaden inkişaf etmişim. Hakikati nedir? Hakikati e, vahiydir. Vahiy ne demek? Lefi i mahfuzdan alemi şahadete geliş sürecidir. Cebrail aleyhisselam. Lefi mahfuzdan Kur'an'ı Ahmet ve vesselama getirme sürecidir. Kur'an'ın hakikati bu. Peki Kur'an'ın mahiyeti nedir? Allah'ın e, subutu sıfatından subutu sıfatında olan kelam sıfatından Kuran kelam ezeli ya. Nereden geldi? Allah'ın kelam sıfatından, lefi mahfuza, Cebrailsiz, aracısız Allah kelam sıfatından lefi mahfuza Kur'an'ı komple indirmesidir. Bu Kur'an'ın mahiyetidir. Kelam sıfatından lefi mahfuza in ini sürecine kelam ilahi denilir lef-i Alem-i şahadete Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'a inişine de vahiy, vahiy denilir. Vahiy. Demek ki vahiy direkt Allah'tan değil. Ha bu arada vahiy nereden başlıyor? Onu da öğrenmiş olduk. Başka ne öğrendik? Kur'an'a ve her şeye dört mertebeden bakılır dört metreden Mesela diyelim ki zora kaldı adam, sahabe, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüm tehlikesi olunca inkar etti. Sahabe ne dedi? Munafık oldu dedi. Hayır. Ruhsatı olan Ha. Demek ki her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, maliyeti her şeye böyle bakacaksınız. Zahir aldatır. Bir insana ele bakarken, sif bakarsan aldatır. Sakın. Şimdi gelelim <laughs> gene ruha. Allah karar verdi. Kainatı yaratacağım. Karar vermenin adı emr. Kulü <gülü> ruhu min emri Rabbi. Rabbinin Rabbinin emri demek karar vermek demek. Karar verdi irade. Tamam. Nur Muhammed'i yarattı nur Muhammedi'den ilk patlayan, çekirdek patlasa, ilk patlasa, şeceri hilkat yaratılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hakikati, hakikati Muhammediyesi patladı. Bu oldu yani ilk. İşte ruh, o emr, Allah kainatı yaratacağım tamam. Nedir o? <laughs> Nur-u Muhammedi o nuru Muhammed'i nedir? Büyük kainat büyük insandır. Bak. Kainat büyük insandır. İnsan nedir? İnsan Kur'an-ı Kebir kainattır. İnsan büyük kainat Kur'an'ıdır. Dört tane şahin dedik ya şeceri hilkat yani kainatın büyüğü. Şeceri hilkat, Kur'an, insan, İslamiyet dördü aynı dedik ya. Bediüzzaman Hazretleri işte insana büyük kainat diye bakıyor, İnsana büyük kainat. Aynı zamanda kainata nasıl bakıyor? Kur'an iki bir kainat büyük Kur'an diye bakıyor. Başka ne bakılıyor? Kainata aynı şey yani. İslamiyet insan bunlar aynı. Kur'an da aynı. Kur'an e, şey dönüşmüş, mahluk o dön haline gelmiş, insan olmuş. İnsan mahluk çıksa Kur'an olacak yani. Böyle. Demek ki Allah ilk önce irade etti, sonra ilk yarattığı şey ruhtur. Ruh yaratılmak ne demektir? Ne oldu? Mekan oluştu. Yani mekan oluştu, zaman oluştu. Yani çekirdek ilk ilk patladı. Çekirdek toprağın altına patladı. Ne oldu? Filiz çıktı. Filiz çıktı ne oldu? Kocaman bir ağaç ortaya çıktı. 500 sene, 700 senelik çınar ağaçları çıktı. Ama koca o 700 senelik ağacın aslı ufak o bir çekirdek. Değil mi? O çekirdek. İşte o çekirdeğin ağaç, ağacın çekirdeği program emirdir. O çekirdekten çıkan ağacın hayatına misal. Ruh de. Ruhtur. Ruh bütün kainatı istila etti. Kullu ruhu min emri Rabbi. Niye Rabbinin emrindendir? Diğer şeyler gibi böyle şey değil. Çünkü ruh şu anda benim kelamım bu salonu kuşatıyor mu? Kuşatıyor. Hop ile konuşsam bu kırık kanı kuşatar. Kuşatır değil mi? Kuşatır ya. Gözle görebilir misin? Kelamı göremez. Onun için emrindendir. Gözle gözükmez. Hmm. Kuşatır. Allah ilk önce Nuru Muhammedi'yi yarattı. Emir bu. Oradan ilk zuhurat, ilk fuyuzat, ilk Allah taayyum ve teşahhus etmesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre taayyum ve teşahhus etmesi. İlk böyle Allah'lık hak hakikatını mahlukata mahluka böyle tahayyül etmesi, mahluka dönüştürmesi esmaları, sıfatları mahluka dönüştürmesi, bu bu işte ilk yaratılmanın adı ruhtur. Sonra bütün kainatı yarattı. Çekirdekten ağacı yaptı, dal, budak, meyve verdi. Sonra halakal insani min sal sani kelfa khar ve halakal cehennem min Diyor ya Febiye'ye. Ondan sonra bütün o ağacı, hepsini, ağacın bütün özelliklerini topla meyveye. Değil mi? Meyve, meyvenin içinde çekirdeği topla. İşte Adem Aleyhisselam'ın şeyini yarattı, cesedini yarattı. Salsal. Hmm. Tamam mı? Cesedini yarattı. O cesedi ne demek? Bütün esma-i fiiliyeler, bütün esma ilahiyeler, esma-i zatiyelerle Allah e, esmaların cil ve cemal nakış sanatı ile kargasını yarattı. Kargas. Sonra bu kargasa daha önce Nur-u Muhammed'i yarattı da sonra ilk böyle kainat yarattı ya kainatın. Kainat yarattı bu kainatın sistemin programına ruh deniliyor. Allah'ın dışında yaratılan bütün şeceri hilkatin programına, yazılımına ruh deniliyor. Bu ruhu o salsal olan vücuduna benim şu anda sana konuşup kulağına atıyorum ya öfler gibi kainatın komple yazılımını kainatın hulasası olan Adem aleyhisselamın cesedine üfledi. Üfledi demek konuştu. Yani şu anda ben konuşmuyor muyum? Öflemiyor muyum? Demiyorlar mı ki dışarıdan örnekte? Onun kulağına ne öfledi? Yani ne dedi? Hmm. Bana bak o senin ne öfledi sana? Kulağına ne dedi? Peki konuşmak iki, iki çeşit değil mi? Lisanı hal, lisanı kal. Allah lisan al ve lisan-ı kalini Adem Aleyhisselam'ın sasalına, cesedine üfledi. Yani Allah bütün e, şunat-ı zatiyesini artı sıfat-ı zatiyesini artı sıfat-ı subutiyesini Esma-i Hüsna'dan yapılmış o cesedine koydu demektir. Ruhu öflemek o. İzanı istediğiniz var mı böyle? Diyelim ki şurası dinleyen arkadaşlar belki şurayı anlayamamıştır. Diyeceğim var mı doktor beyiniz? He? Güzel oldu. Ha, Güzel oldu. Güzel ha oldu. yani şeylik varsa da orayı da izah edeyim yani. Şurayı da biraz da izah et desen. Toparlarsak o zaman çok öz olsun. Allah'lık hakikati anlamak için tabii dörttür. En merkezde Soğan cücüğü gibi düşünelim. Soğan. Allahlık hakikati en merkezde mahiyet-i zatisi var. Çık dışarıya şuunat ı zatisi var. Çık dışarıya sıfatları var. Çık dışarıya esmaları var. Detayı yok. Konuşmuyoruz. Dört. İnsanda da böyle. İnsanın bir, mahiyeti var. iki hakikati var. Üç, kanuniyeti var. Dört, sureti var. Bunu ifade eden ruhumuzdur. Ruhumuzun merkezinde, ruhumuzun içinde zihayattır, zişuurdur, kanunem, vücud alicidir. Bu. Şimdiye kadar bir 40 dakika anlattım bu. Allah'ın esması, sıfatları yani esma ustası, sıfatı subutiyeleri, sıfatı zatiyeleri ve e, şunatı zatiyesini, şunatı zatiyesinin komple hulasasıdır ruh. Ziyayattır, zişurdur, kanun emr, vücud alicisidir. Kanun emr, Allah'ın kararı. Ruhun için söyledim. Ruhun kanun emrisi ne demek? Allah karar vermiş. Kararı. Allah'ın tercihim im imişiz. Kanun emr. Demek ki ruh zi zi şuurdur. Kanun emr, vücut harici. İçinde bu. Bu bu var. da bu var. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Elan öyle de. Yani kainatı yaratmadı. Yaratmaya karar verdi. Buna emr denilir. Hem İmam-ı Rabbani Hazretlerinden söylüyorum bunu. Emr o de demek. Emr, emir, umur yani irade. İrade etti. Sonra dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim nurumu yarattı. Sonra nurumdan ruhları yarattı. Sonra o ruhlara elbise giydirdi. Ceset. Bu kadar basit. Ben mesela kalbimde mana var. Sana nasıl haddedecem? Kalbimdeki mana kelama dönüşmesi için mana'ya uygun ha kuvve hayali de bir la, kalıba dönüşmesi lazım. Benim ruhumu ceset taşıdığı gibi kalbimdeki mana'yı kelam taşıyor, konuşmam taşıyor. O için Allah bir mahlukatı yaratacağım demesi emir. Sonra o emirden ruh yaratılıyor. Sonra o ruha beden elbisesi giydiriliyor. Bunun anlaşılamamasının sebebi zor olmasının bir ruhun Allah'a bakan tarafı var, bir de ruhun insana bakan tarafı var ruhun Allah'a bakan tarafın kulü ruhu min emri Rabbi. Rabbinin Rabbinin emrindendir. Onu anlattım. İkinci cihet ve nufi sur bizim bedenimize e, salsal bedenimize e, bu cesedimize ruhun üflenmesi. İkisi farklı. E, ruhun Allah tarafına bakan emrimdendir kulü ruhu min emri rabbi evninden. Onu anlattım. Öfürmesi de anlattım ama hulasa da edeyim. Bedene öfürmesi. Ruhun dört özelliği vardı. Zihayattı. Zişuurdu. Kanunem rucu darici. Yani ruhta da zorlanmanın sebebini içini bilmiyoruz ki. Bilmeyince ne hakkında ne konuşuyorsun ki? Ruhu öflemesini izah ediyorsun ama ruhu tanımıyorsun kendimi diyorum yani. Ruh öflemesine bir sürü şeyler, felsefeler söylüyoruz ama ruhu tanımıyoruz. İslam alimleri ruhu nasıl anlatmış? Bakmamışsın ki böyle kendi kafamıza göre, kendi e, hayalimize, tasavvurumuza nasıl geliyorsa öyle anlatmışız. Yok Allah'a yakınlığı anlatıyor. E, yok hayatı, yok insanlık demek. Yok e, bela ya bir sürü bu kendi düşünüştür. Ya bakacaksın kardeşim bu ciddi bir mevzular. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne demiş? Büyükler ne demiş? Bu işe gönül verenler, bu işe ömür verenler ne demiş? Ha ruh içerisi dört tanedir. Zihayattır. Yani içerisinde zihayattır. Bu melek itibariyle israfil. Ruh zi şuurdur. Melek itibariyle Cebrail'dir. Ruh kanunu emridir. Kanun emridir. Yani Allah'ın dışında yaratılan bütün 18 bin alemin hulasası haritası bu da insan insanlığın verilmesi değil ki Mikail. Mikail aleyhisselam insanlık verilmiş. Yani İnsan olabilmek için beşerden insan, beşeriyet ve insaniyet verilmesi bu işte. Nedir o? Nefsen mare, mulime, mutmayne, raziye, safiye, natika gibi böyle mertebelerin bu nedir o? Kanun emridir. Ruh aynı zamanda vücudu harici sahibidir. Bu da kudrete bakar. Azrail'i temsil ediyor. O zaman ruh bu dört sac ayakla bu dört tane meleklerin kulasasının Kanuniyetleri, hakikatleri, mahiyetleri insanın bedenine konmuş. Onun için biz Cebrail tarafımız var, İsrafil tarafımız var, Azrail tarafımız var, Mikel tarafımız var. O dört tane ulul az e, meleklerin hulasası. İsrafil tarafımızda hayat olmamız, Allah'ın 18 bin alemin hayatı, Hayat hayatta yaratmış, onu bize koymuş zihayattır. İsrafil'i temsil ediyoruz. İsrafil bizde kainatın hayatını zişurdur. Cebrail Kur'an'ı temsil ediyoruz. Kur'an monta edilmiş bize. Ondan sonra sonra kanun emridir. Mikail yani insanın beşeriyeti, insanın o hakikati, mahiyeti bu Mikail. Bir de vücud haricisi olması, tutması Allah'ın kudret sıfatı ki o da Azrail Aleyhisselam. Böylelikle ruhun bir Allah'a bakan tarafı var. Kulü ruhu min emri Rabbi. o mahiyetinde biraz konuştuk. Risale-i Nur'dan anladığım kadarıyla tabii. Anlatabildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla. Bir de ve nüfihafi sur. Bu bize bakan tarafı yönüyle de bu dört tane meleklerin dört tane alem de var. Arş-ı Azam, lef Mahfuz, Arş ve Kürs'ün bize konması demek konmuş. Ve ondan sonra bu ruha bedeni misali bir glafi latif giydirilmiş ve bedenin içine konmuş. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü beden daima. Sevgili canım kardeşlerim, kusur, kusurlarımız mutlaka olmuştur. Niyetimize göre inşallah muamele edin. El-Fatiha. Arama motoruna orada, sitenin için arama var. Ruh yazarsan, o oh, belki de 20-30 tane video çıkacaktır. Ruhun bir tarafını anlatıyorum. Öyle ama bu 43 dakika şu anda... Filist oldu. Ya ben burayı anlayamadım bu ne demektir diyorsan o nurdersi.com'a ruh yaz. Orada ruhun bu tarafını, ruhun da bu tarafını, ruhun şu 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 taraflarını her çeşit ortamlarda ders yapılmış dinlersiniz. Kaynak Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur eserlerinden konuştum. Emir Hak, Emir ise B Bediüzzan Hazretleri ile İmam-ı Rabbani Hazretleri aynı çizgide fikir beyan ediyorlar. Emir bu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Berekatuhu ve Berekatuhu ve Berekatuhu ve Berekatuhu ve Berekatuhu, İve berekatuhu. İve berekatuhu.